Malatya insanının özünde vardır mağdur birini görünce yardım etme isteği. O iyi niyetli insanlardan biri de Ömer Faruk Akbay. Bir gün sokakta gezerken zor durumda kalan iki bayana evinin kapılarını açar ve ondan sonra kendi evinde mağdur olur. "Ben insanlık yaptım ama onlar beni mağdur ediyor." diyerek konuşmasına başlayan Ömer Faruk Akbay, iyi niyetli davranışının kötüye kullanıldığını söyledi. "Şimdi kiracım yani evde sokağa atılmıştı. Ben de kendisini acıdığım için o anda benim ev boştu. Ben de kendi evime geçici olarak aldım. Tabii şu anda eve sahip çıkmak istiyorlar. Evde çık dememe rağmen çıkmıyorlar. Mağdur olmuşum. Yani burada sizin aracılığıyla yetkililere sesleniyorum. Yani bu konuda bana yardım etsinler. Yaklaşık yani şu anda geçen sene Ramazan bayramının 3'ünde yani eve girmişlerdir. Yani yaklaşık 7-8 aydır kiram verilmiyor. Elektrik abonesi yok, su abonesi yok. Yani ben mağdurum. Yani, siz görüştünüz mü kiracılarınızla? Daha önce konuştunuz mu? Kiracılarımla konuştum 12. ayda. Anlaştık. Yani evde çıkacaklardı. Kendilerine durumları yok diye kendilerine ev de bulduk. Dedik aracınızı da biz tutalım. İki tane de adam tutalım. Evinizi taşıyalım. Tamam dediler. Ondan sonra bunların bir akıl hocaları var. Artık kim akıl hocalık yapıyorsa bu sefer zorluk çıkarmaya başladılar. Evine yerleşen kişiler tarafından iki gündür karakolluk olduğunu söyleyen Akbay yetkililere yardım çağrısında bulundu. İki gündür biz karakollarda çıkamıyoruz yani. Devamlı karakoldayız. Benim çocuğum dün akşam itibarıyla kaşına can fırlatıldı. Yani gözü çıkmak üzereydi. Yani şu anda yani raporu tutuldu. Hastanede dikiş atıldı. Raporlarımız var artık bu konuda. Yine yani sizin aracınızda sesleniyorum yetkililere. Yani yardım etsinler yani. Yani mağduruz yani. Şimdi yolda, şimdi daha önce tanıdığım için bunları mağdur olduklarını biliyordum. Yani o anda tesadüfen sokağa ev sahipler tarafından sokağa atılmışlardı. Eşyaları sokaktaydı. Ben de daha önce tanıdığım için bunlarda böyle bir şey beklemiyordum. O anda benim ev boştu. Dedim ki gelin geçici olarak oturun. Yani size çık dediğim zaman çıkacak mısınız? Tabii söz verildi. Yani kontrat yapmadım. Okur yazarlar yok. Okuma yazmaları yok. Kontrat yapmadım. Bu sefer onu bana öne sürerek zorluk çıkartıyorlar. Peki evde oturduğu süre boyunca aksa ve elektrik faturalarını, doğalgaz faturalarını falan ödemediler mi? Ödemediler. Şu anda elektrik faturası da ödenmiyor. Su faturası da ödenmiyor. Yani çünkü bu ileride büyük bir fatura olarak önüme engel olarak çıkacaktır yani. Şu anda kendim çalışmıyorum. Yani bir gelirim orasıdır. Artık ne yapayım yani? Mağdur insanlara bakış açısının değiştiğini ifade eden Akbay, artık yardım etsem mi diye düşünür oldum şeklinde konuştu. Yani yardım etmekten yani artık çekinecek hale geldik. Artık yardım yaparken düşünmeliyiz. Tabii artık yardım yaparken düşünmemiz lazım. Yani kime yardım edelim? Yani bir vatandaş olarak yani. Yardım yaptığınızda pişman oldunuz mu? Şu anda çok pişmanım. Yani bütün vatandaşlara sesleniyorum. Eğer yardım yapacağı önce bir düşünün, ondan sonra yardım ya da araştırın, öyle yardım yapınız. Yani eve de zarar veriyorlar, mahalleye de zarar veriyorlar. Peki mahalleli rahatsız mı bu konuda? Mahallede şikayetleri geldi bana. Yani çok küfürbaz bir aileymiş yani. İşim bayan olduğu için biz yani bir erkek olarak karşılarına çıkmıyoruz yani. Mağdurum, yardım bekliyorum yetkililerden.